Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuz oldukça önemli. Zaten başlıktan görüyorsunuz konunun önemine binaen e, dolaptaki en canti gömleklerimden birisini giymiş bulunuyorum. Artık arkadaşlar kozbo.org ile günde 5K aylık periyotta ise 150K'lık bir hit baremine büyük oranda ulaştık. PPT formülünün proof kısmından konuya başlamak istiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi analitik verileri ortada son 2 günde 4.4 ve 4.7K seviyelerinde bir sadece organikite sahibiz. Bu konuyu arkadaşlar zaten Search Console'un bizzat kendisi kanıtlıyor. Buradaki hitimiz arkadaşlar işte yaşadığımız problemden kaynaklı bir konu. Diğer yandan bu konuyu çok hızlı bir şekilde zaten açtık. Yeni girmiş olduğumuz bazı içeriklerle de beraber arkadaşlar artık aylık periyotta 150K'lık bir hit baremine büyük oranda ulaşmış bulunuyoruz. Diğer yandan zaten bugün itibariyle içerik editörü bir hocamızla da anlaştık. Kendisi bize günde bir içerik destek sağlayacak. İşte bizim de vakit buldukça girdiğimiz içeriklerle beraber arkadaşlar artık aylık minimum 150K'lık bir hit baremini arkadaşlar korumaya çalışacağız. Şimdi videomuzun konusu şu. Yani bu seviyeye nasıl ulaştık? İşte bu seviyeye ulaşırken yaptığımız yanlışlar nelerdi? Yaptığımız doğrular nelerdi? Bunları arkadaşlar sizlere anlatmak. Yani bu videodaki işte amacımız hava atmak veya işte ego kasmak değil. Yani zaten bu zamana kadar işte bu bir yıllık periyotta çekmiş olduğum videolarda kendimi kanıtlama gereksinimine sahip olmadığımı zaten bildiğinizi umuyorum. 18 adımda blok itlendirme rehberi adında tamamen orta kullanmış olduğumuz yöntemleri anlatacağımız ücretsiz bir eğitim yayınladık. Bu eğitimle de birlikte arkadaşlar bu konuyu tamamen pekiştirmiş olacağız. Yani burada işte çekmiş olduğumuz bu video bu işin altyapısını anlatmak amacıyla hazırlandı. Yoksa orada 18 videoda anlattığımız konuyu burada işte 20-25 dakika gibi bir sürede anlatmamız çok imkan dahilinde değil. Şimdi konuyu arkadaşlar ilk olarak şu videoyla başlamak istiyorum. Video tamı tamına bir yıl önce çektiğimiz bir video. Yani 2021 yılında tam bir yıl önce bugün çektiğimiz bir video arkadaşlar. Videoda web sitemizin halini görüyorsunuz. Şu anki halini de görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar çıkarmanız gereken temel sonuç şu. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi on page ve kullanıcı deneyiminin sonu yok. Çok geliştirilebilir bir kavram ve sürekli geliştirilmesi gereken bir kavram. Temanın arkadaşlar görünümünü bir yıl önce bu seviyeden şu anda bu seviyeye taşıdık. Diğer yandan daha önceki videolarımda da hep söyledim. Generate Press optimizesi çok kolay bir tema. Yani hız problemleri olmayan işte SEO noktasında sıkıntı çıkarmayan bir tema. Çok kolay bir şekilde optimize olabiliyor. İşte müthiş bir destek ağı var. Her türlü işte tema ile alakalı kodlar falan bulunabiliyor. Fakat tasarımsal anlamda arkadaşlar çok kısıtlı bir tema. Bu temanın gelebileceği arkadaşlar büyük oranda artık şey bu ya. Yani, görünüm bu. He tabi yine CSS ve işte PHP bilgisiyle tamam çok daha üst bir seviyeye çıkartılabilir. Orası ayrı bir konu ama ben şu anda genel olarak temanın arkadaşlar görünümünden büyük oranda memnunum. Yakın zamanda yine kullanıcı deneyimini arttırmakla alakalı eğer alanında uzman bir kişiyle de çalışabilme imkanı yakalarsak şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şuradaki içerik tablosu kısmını arkadaşlar bu sol tarafta temanın mevcut görünümünü daratmayacak şekilde artık yapılabilir mi yapılamaz mı buna ilgili yazılımcı arkadaşla beraber bakacağız. Bu alanı bu sol tarafa taşımak istiyorum ve bunu sticky navigation yani sabit bir navigation halinde burada indirdikçe aşağı gelen bir scroll haline getirmek istiyorum. En azından böyle bir hedefim var. Yakın zamanda bununla alakalı zaten bir şey yapacağız. Bir arayış içerisinde olacağız. Yani tema ile alakalı yine tabi çeşitli fikirlerim var. Ya. Web sitemizin kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik. Benim için arkadaşlar masaüstü görünümü çok önemli. Çünkü benim web sitemin mevcut hitinin büyük kısmını masaüstünden gelen kullanıcılar sağlıyor. Bu yüzden de zaten birçok geliştirmemiz arkadaşlar masaüstüne yönelik yapıyoruz. Mobil tarafta zaten canır Press oynamak çok mümkün değil. Mesela arkadaşlar yakın zamanda Yaklaşık olarak arkadaşlar 440 TL bandında bir ücret ödedim bu eklentiyi satın aldım. Bu eklenti ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Şöyle bir sayfa oluşturuyor arkadaşlar Lisans sanatları diye. Daha sonrasında buraya tıkladığımız zaman bakın lisans sanatlarına git dediğimiz zaman karşımıza böyle bir pop-up çıkartıyor. Ve bu pop-up bölümüne de arkadaşlar biz lisans sanatlarına falan girebiliyoruz. Yine burada işte iş linkleme falan yapabiliyoruz. Ee, onun dışında Şema Pro ile de arkadaşlar bu alana ben software application yapısını entegre ettim. İşte burada lisans anahtarlarımızı burada paylaşacağız. Yani Hala hazırda biz lisans anahtarları kelimesinde de işte ürün anahtarı etkinleştirme gibi kelimelerin eşleşmesi sebebiyle üst sıralarda yer alıyoruz. Ama çıkamadığımız en azından kelimelerde arkadaşlar bu yöntemi uyguluyoruz. Yani aslında burada harcadığımız efor büyük bir oranla 400 TL değmeyecek bir efor ama bu parayı verdik. Yarın bir gün farklı bir sektöre gireriz. Bu eklentinin kullanılabileceği. Bu eklentiyi orada da kullanabiliriz. Yani bu noktada herhangi bir şeyimiz yok. E, sıkıntımız yok. Şimdi toparlamak gerekirse birinci adımda arkadaşlar inovasyon. Yani sürekli geliştirmek arkadaşlar. Artık bu tema olur. Yani 10 peş tarafı olur. Kullanıcı deneyimi olur. Bunu sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Hangi temayı kullandığınız önemli değil. İşte Janna olabilir. Kadens olabilir. Jnews olabilir. Publisher olabilir. Temanın şey önemli değil. Adı önemli değil. Önemli olan temayı sürekli geliştirebilmeniz. Kullanıcı deneyimini sürekli arttırabilmeniz hem tasarımsal anlamda hem de arkadaşlar SEO noktasında sürekli olarak gelişme açık olmanız gerekiyor. Birinci konumuz bu. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci konumuza. Backlink. Backlink olmadan başarı sağlayabileceğiniz çok az sektör var. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani hiçbir şekilde backlink almadan çok hızlı bir şekilde yükselebileceğiniz, çok yüksek hitler toplayabileceğiniz arkadaşlar sektör sayısı çok az. Backlink'in önemi hala da çok yüksek. Çünkü zaten backlink arkadaşlar web 2.0'ın mantığına tamamen uyumlu bir yöntemdir. Yani web 2.0'da nedir? Arama motoru linkleri takip ederek web sitelerini dizine ekler, sıralama verir. O yüzden arkadaşlar backlink en azından önümüzdeki yıllarda da önemini korumaya devam edecek. Şimdi backlink tarafında daha önce zaten konuyu anlattım. Benim web sitemde arkadaşlar footer backlink yok. Hacklink zaten yok. 2000-3000 TL bandında bir tanıtım yazısı var. Ki bu tanıtım yazılarını Semraş'tan falan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani aldığım siteleri görebilirsiniz. Onun dışındaki arkadaşlar tüm kaynaklarımız ücretsiz kaynaklar ve ağırlıklı olarak da nofollow bir link inşamız var. Yani bunu da söylemekte fayda var. En azından mesela reon.net işte 4868 tane adet noktasında sayımız var. Bunu zaten yani yüzde %75'inden fazlası reon.net nofollow. Onun dışında bu ikisi de bana ait siteler. Fakat bu sitelerde artık footer linki yok arkadaşlar. Bunları kaldırdık. Bunlar bin seviyelerindeydi. Yüzlere kadar düştüler. Tarandıkça bu sayı azaldı. E, tanıtım yazılarımız var. Medium, Blogger, işte Telegram, Donanım Haber gibi gibi arkadaşlar kaynaklar var. Bu kaynakları zaten daha önce ben sizlere gösterdim. Bu konuyu tekrar tekrar anlatmanın çok bir anlamı yok. Yani bizim mevcut link inşamızın %85'i, %90'ı ücretsiz kaynaklardan oluşuyor. E, backlink indeks etme metodunu da gösterdik. İşte ara ara hala da içeriklerimizde arkadaşlar işte Reon'da bir dönem bir yazı yayınladım. Katman mantığıyla link inşası konusu. işte orada bir 3 4 tane şey anlattık. Kaynak anlattık. Bu kaynakları hala da dönemsel olarak arkadaşlar kullanmaya devam ediyoruz. Benim arkadaşlar backlink'e bakış açım çok basit. Yani şöyle söyleyeyim. Backlinki kralı parayla alınır. 2 kere 2 4 yani bu işi böyle çok uzun uzun tartışmaya gerek yok. Ücretsiz kaynaklar web sitenizi bir noktaya kadar taşır. Bunu da söyleyeyim. İşte yüksek sayıda satışa yapılan backlink hizmetlerine ben çok başvurmuyorum. Bu web sitesinin link inşasını tamamen ben yaptım. Dışarıdan gelen benim almadığım birçok backlinki de arkadaşlar hala hazırda zaten reddediyorum. Bu konuda açıklık getirmiş olayım. Ha tabii doğal olarak aldığımız birkaç tane backlink var. Onları saklıyoruz. Onun dışında backlink konusuna da böyle çok fazla girmek istemiyorum. Yani bu işin zaten temellerini bu zamana kadar çekmiş olduğumuz birçok videoda anlattık. Diğer yandan şu kaynağı göstermek istiyorum. Udemy kaynağı arkadaşlar. Bu backlinkin bence değeri çok yüksek. Neden yüksek? Benim backlinkte temel olarak edindiğim felsefe şu. Backlinkin tıklanabilir olması benim açımdan önemli. Bazı uzmanlar buna çok gereksiz diyebilir. Bu fikire saygımız var ama benim tecrübem bu yönde. Yani backlinklerin tıklanabilir olması oldukça önemli. Hala hazırda zaten forum backlinklerime hala da arkadaşlar tıklama geliyor. Yine reon.net'te imzamda bulunan Kozba ifadesini arkadaşlar hala da 30'un üzerinde bir tıklama söz konusu. Yani günde 20-30 tane kullanıcı arkadaşlar reon'dan tıklayarak bizim web sitemize geliyor. Ya bu da bir tıklanabilir backlink kaynağı. Bu backlink neden önemli sorusuna gelecek olursak bu backlink arkadaşlar search konsolda gözüküyor. Kaynağı görüntüle diyorum bakın nofollow ibaresi yok noindex ibaresi de yok. Bakın web sitemizin geçmiş olduğu yerde personal website link diye arkadaşlar yapılandırılmış bir veri mevcut. Yani bu direkt Google'a şu sinyali gönderiyor. Bu ilgili profilin sahibinin kişisel web sitesi. Şimdi şu Doğukan Kozbo ibaresi işte YouTube kanalımızın Kozbo olması konusuna da arkadaşlar üçüncü noktada değineceğim. Şöyle ki şimdi bizim web sitemizin arkadaşlar günde yüzün üzerinde diyeyim daha doğrusu direct hiti var. Yani bizim YouTube kanalından direkt olarak böyle çekmiş olduğumuz çok yüksek hitler yok. İşte bir Canva Pro videosundan bir hit geliyor. Onun dışında birkaç videoda şeyimiz var hit baremimiz var. Onun dışında arkadaşlar bu seviye günde 150 bile değil. Yani biz YouTube'dan maksimum günde 150 tane hit çekiyoruz. Ki analitik verilerine de zaten bunu gösterdim. Ama arkadaşlar direct hitimiz yüksek. Direct hitimizin yüksek olmasının sebebi şu. Şimdi bu kanalda siz video izliyorsunuz. Ben anlatımları hep kozmo.org üzerinden yapıyorum. Kozmo.org'a birçoğunuz giriyor, inceliyor, işte oradaki yazıların yapısını inceliyor, sitenin yapısını inceliyor vesaire. Bir sinyal arkadaşlar. Yani Google tarafında bu bir sinyal. Onun dışında Doğukan Kozba adıyla Udemy'de bir hesabımın olması. İşte Kozba adında bir YouTube kanalımın olması. Web sitemin aynı zamanda direkt kozba.org olması. İşte Search Console'da YouTube kanalıyla web sistemin ilişkilendirilmiş olması gibi gibi faktörler arkadaşlar hep bir sinyal. Onun dışında yine şöyle arkadaşlar mesela son zamanlarda eklemiş olduğumuz bu podcast alanı bakın 450 kez indirilmiş. Kozborg'un gelişim süreci adındaki podcast'imiz 450'nin üzerinde indirilmiş. Bence bu da bir sinyal. Yani şimdi sinyalle faktör farklı kavramlar. Yani bu anlatmış olduğum konular direkt olarak bir sıralama faktörü olmayabilir ama bunlar arkadaşlar bizim girmiş olduğumuz içeriklerin işte üst sıralarda olaya başlaması ve üst sıralarda kalıcı olması adına arkadaşlar bunların hepsi birer sinyal. Yine şöyle göstereyim. Şu anda 83 tane veya 84 tane kelime var arkadaşlar. 84 kelimenin 52 tanesi ilk 3'te. Bu da daha önceki videolarda anlattığım konu. Link inşaamıza göre kelime seçiyoruz. Bu konuyu bu şekilde anlatayım. Anahtar kelime analizini doğru yapıyoruz. Rekabetin yüksek olduğu kelimelere çok bulaşmıyoruz. Ve arkadaşlar kaliteli içerikler üretiyoruz. Şimdi ben size iki tane örnek göstermek istiyorum. Kozmo.org'un gelişim sürecinde çok etkili olan iki tane anahtar kelime. Bakın arkadaşlar sigma kuralları kafadayız. Biz bu kelimeyi birçok web sitesinden önce keşfettik. Ama haberler.com'dan mesela sonra keşfettik. Eksi sözlük vardı. Cepkolik bizden sonra girdi. Akşam bizden sonra girdi haber ne olabilir? Bundan çok emin değilim. Yani onun dışında arkadaşlar genel anlamda güzel siteler var ilk onda. Ama biz arkadaşlar birçok web sitesini geçtik. İkinci konu 36 numara ayak. Bunda da arkadaşlar çok rekabetli siteler yok. Yani en azından Sigma kurallarına oranla 36 numara ayak kelimesinde çok rekabetli bir web sitesi yok. Ama arkadaşlar bugün bakın 16 Temmuz itibariyle Sigma kurallarından 846 tane sayfa görüntülenmesi. 36 numara ayaktan da 552 tane sayfa görüntülenmesi almışız. Bu normalde bu kadar yüksek değil. Yani 36 numara ayak kelimesi uzun zamandır 100-200 hit baremindeydi. Bugün böyle bir coştu. Ama onun dışında arkadaşlar bu iki kelime girilir girilmez bizim web sitemizi çok hızlı bir şekilde hit sağladı. Özellikle başlangıç aşamasında yakaladığımız trend kelimeler bunlar. Trend kelimelerin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl tespit edilebileceğini az çok anlattım. Bu iki kelimenin bize çok faydası oldu gelişim aşamamızda. Çünkü arkadaşlar hit de bir kar tope etkisi durumu vardır. Yani hiti bir kere arkanıza aldığınız zaman işte sıfırdan 1K'ya ulaşmak zordur ama 1K'dan 5K'ya çıkmak çok kolaydır. Yani şöyle söyleyeyim. Sıfırdan 1K'ya bizim arkadaşlar ulaşma seviyemiz 5 ay falandı ki yani o 5 ayda da böyle çok aman aman hani sabahtan akşama kadar çalışmadık ama 1K'dan 5K'ya arkadaşlar çıkma baremimiz çok hızlı oldu. Şimdi bu kelimede biz kafada kaldık. Neden arkadaşlar? Şöyle ki biz bu kelimeye yönelik güzel bir içerik yazdık. Daha sonrasında bir kullanıcı bu içeriğimize arkadaşlar çok destek olacak. Yani 400-500 kelimelik bir yorum gönderdi. Biz bu yorumu aldık. içeriğimize ekledik. Akabinde arkadaşlar bakın şuradaki link benim web siteme gidiyor. Tıklıyorum bakın. Benim web siteme gidiyor. Bu backlink şu anda Search Console'da tanımlanmış bir backlink değil. Ama bu başlığın eksi sözlükte açılmasının akabinde bu linkten arkadaşlar 120-130'un üzerinde bir tıklama aldık. Bakın bu da bir sinyal. Yani tıklanabilir bir link ki gelen kullanıcılar eksi sözlük üzerinden geliyor. Yani biz para verip bu çalışmayı yaptırsak bu şekilde arkadaşlar şey yapamazdık. Belki de hit alamazdık. Yani bu link kaldırılabilir ama bu link arkadaşlar uzun bir süre daha olacak. Burada da anlatmaya çalıştığım nokta kaliteli içeriğin önemi. Yani siz kaliteli bir içerik ürettiğiniz zaman belki Google size arkadaşlar mevcut şeyi sağlamayabilir. Yani değeri göstermeyebilir ama ilk sayfada olduğunuz zaman ve kaliteli de bir içeriğe sahip olduğunuz zaman arkadaşlar bu şekilde doğal backlinkler elde etmeniz oldukça olası. Yani katma değer sağlayan bir içerik üretmeniz Önemli bu nokta. Mesela bizim Canva Pro içeriğimiz yani hem YouTube'dan hit geliyor hem Google'dan hit geliyor. Canva Pro belirli dönemlerde çeşitli web sitelerinde paylaşıldı. Çeşitli YouTube kanallarında paylaşıldı. Buralardan da bizim web sitemize hit geldi. Bu da katma değerli bir içeriği örnek. Yani Sigma kuralları katma değerli bir içerik değil. İşte bulunan bir trend kelimeye yönelik geliştirilen bir içerik. Ama Canva Pro katma değerli bir içerik. Yani kullanıcıya bir katma değer sağlıyoruz biz ücretsiz bir şekilde mevcut hesaplarını pro yapabilecekleri bir değer katıyoruz. Aynı şekilde ürün anahtarları da bu şekilde. Yani biz kullanıcılara işte ücretsiz etkinleştirme metodunu anlatıyoruz. Bu metotları YouTube'da çektik. İşte YouTube'dan zaten hala hazırda hitler geliyor web sitemize vesaire vesaire. İçerikle alakalı zaten hala hazırda çok fazla video çektim. Daha bir önceki videomda işte o yakalamanız gereken ince tri falan anlattım. O yüzden bu konuya da çok girmeyeceğim. Konuyu tamamen toparlamak gerekirse Birincisi arkadaşlar inovasyon yani sürekli geliştirme. İkinci konu backlink yani bu yatsınamaz bir gerçek. İşte backlink işe yaramaz falan filan diyecek bir adam değilim ben. Yani ben backlinkin yıllarca şeyini gördüğüm için faydasını gördüğüm için hani bu noktada işte diğer white SEO'cular gibi böyle şey yapacak halim yok. Üçüncü konu arkadaşlar kaliteli içerik. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.